Bağ. Bir önceki dersimizde hatırlayacağınız üzere ben ünlülerin dizilim kuralından bahsetmiştim sizlere. Eğer o dersi izlemediyseniz bunları yapamazsınız. O dersi izleyeceksiniz arkadaşlar. O dersi izlemezseniz bunlar yapılmaz. Okubagan, bakın. U ve A. Ünlülerde dizilim kuralı. Okubagan. U'dan sonra A geleceği için okubagan. Yani okumayan. Birinci bölüm dostlarım, arı narı edatı. Günümüzde yaygın olarak kullanılan arı narı edatı Türkiye Türkçesine itibaren sonra, dan sonra, öte, o tarafa, öteye olarak aktarılabilir. Bu arada kardeşlerim, ders videosuna başlamadan önce kaleminizi, defterinizi hazır edin. Size tavsiyem bu. Kahvede koyabilirsiniz, Nescafe'de içelim arkadaşlar. Bu şekilde dersi daha iyi anlayacağız yani. Arkadaş ortamında, sohbet ortamında. Ben öğretmen değilim estağfurullah kardeşlerim. Arada mola falan da vereceğiz bu arada. Ben su içmeye falan gidelim. Onu da gösterelim size. Bir dışarı çıkarız. Bakarız ne var ne yok. Yani tamamen sohbet havasında, arkadaş havasında bir ders ortamı oluşur. Şimdi isterseniz tekrar derse dönelim. Günümüzde yaygın olarak kullanılan arı edatı Türkiye Türkçesine itibaren sonradan sonra öte o tarafa öteye. Ben bunu paylaşacağım. Videomun altına PDF olarak. Bu kırmızı ile yazılan yazılar arkadaşlar arı narı edatı deyip itibaren sonradan sonra öte o tarafa öteye şekillerinde aktarılabilir. Yani bu şekilde aktarılıyormuş. Şimdi ben buraya birkaç bir şey yazdım. Nedir bunlar? Rayondan arı, kıştaktan arı, toğdan arı. Şimdi rayondan arı arkadaşlar bölgeden öte veya ilçeden öte anlamına da geliyor. Buradan da teyit edelim. Bölgeden öte veya ilçeden öte. Şimdi yazalım evet arkadaşlar. Şimdi hemen yanına Türkçesini yazalım. İlçeden öte. Kıştak ne demekmiş? Köyden öte. Kıştak ayıl. İkisi aynı. Bakın buraya ben eş anlamını da yazayım. Eş anlamını da yazayım size. Ayıl şöyle yazalım. Köyden öte, köyden itibaren, köyden sonra anlamına geliyor arkadaşlar. Köyden sonra, köyden öte, köyden mete, köyden öte, köyden sonra, yani yazmışız zaten. Toğdan arı mesela, toğ dağ demek. Dağdan sonra, dağdan öte, dağdan itibaren. Bu anlamlar geliyor kardeşim. Şimdi şahıs zamirleriyle kullanımı. Dersi kısa bitireceğim. Tak 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 anlatacağım. Basit. Öğreneceğiz. Bizim dilimiz bu. Şahıs zamirlerine ben, sen, o, kim, onlar. Arkadaşlar basit yani. Türkçeyi biliyoruz herhalde. Şahıs zamirleriyle kullanımı. Menden arı, senden arı, andan arı. Evet kardeşlerim yazdım. Menden arı, benden sonra, senden sonra veya sizden itibaren, benden itibaren, senden itibaren, andan arı, ondan itibaren, bizden itibaren veya bizden sonra veya onlardan sonra. Bu şekilde şahıs zamirleriyle kullanımı da bu şekilde. Hızlı hızlı anlatıyorum kardeşlerim size. Bir de işaret zamirleriyle kullanımı var. Ondan da bahsedelim. Evet, işaret zamirleriyle kullanımı. Andan arı ne demek? Ondan sonra, ondan itibaren. Mından arı, bundan sonra, bundan itibaren. Olur mu ki bizde? Bilmiyorum, yazmayayım. Oşondan arı, oşondan arı, oşondan arı, oradan öte. Uşundan arı, şuradan öte. Alardan arı, onlardan öte. Bir de bulardan arı, bunlardan öte veya bunlardan öte veya bunlardan sonra. Uşulardan, şunlardan öte veya şunlardan sonra anlamına geliyor. İşaret zamirleriyle kullanımı da bu kadarmış. Şimdi soru zamirleriyle kullanımı diyoruz. Soru zamirleriyle kullanımı Kırgızca'da nadirdir kardeşlerim. Yani pek işlek değildir kardeşlerim. Mesela kimden arı, emneden arı, kimden arı, kimden sonra, emneden arı, neyden sonra yazalım. Kimden arı, kimden itibaren, kimden sonra, kimden öte, emneden arı, neyden sonra, neyden öte, neyden itibaren anlamlarını taşıyor kardeşlerim. Daha örnek var mı bakalım. Kimlerden arı, kimlerden sonra. Yazalım onu da. Yazalım. Kimlerden sonra. Ne varmış? Emnelerden arı. Neylerden sonra. Anlamına da geliyor. Arı narının kalıplaşmış şekilleri varmış Kırgızca'da. Onları da yazalım. Ve
Şimdi bunu yazmadan önce isterseniz bir mola verelim arkadaşlar. Bir su içelim, bir kahve içelim, bir şeyler içelim. Sonra devam edelim dersimize. Ne dersiniz? Hadi bakalım. Şimdi biraz molaya. Saçına rüzgar değsin, onlara kısmadan ben bilmez misin? Azıcık gülle güller açsın, gözü bir gençliğim var orada ister misin? Neresi içten gelir, dün ters kelepçe gelir bizden bir. Evet arkadaşlar, şimdi mola zamanı. Buraya geçebilirsiniz. Dersi yoruna devam etmek için ama şimdi mola vereceğim. Benden arı, senden arı. Ne demek bu abi, biliyor musun? Dedi ben. Benden sonra, senden sonra. Afiyet olsun. Al bir parça. Kek. Alayım vallahi, karnım acıktı. Başarılı. Git yanımdan. Mezar çekersiniz. Çekme beni, git yanımdan. İşlemi yaparlar mı? Yine mi bırakırlar? Annem triplerdi arkadaşlar. Annemin trip sebebi. Dün bir talihsizlik yaşadım. Şimdi bağladım ama buraya. Şöyle bir arkadaşlar göstereyim size. Dün böyle bir talihsizlik yaşadım. Dağa çıktım arkadaşlar. Yağmur yağdı. Rampada araba geri kaydı. Çarptım kısacası. Annem o yüzden biraz tripli. Neyse, videoya devam edeyim. Baba ne yapıyorsun? Akşama köfte var. Oo, severiz köfteyi. İçecek bir şey yok mu ya? Kahve, mahve, Nescafe. Ya hadi diyeceksin, devireceğim ben. Moladan geldik, kahvemizi içtik. Şimdi dersimize devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Arı narı kalıplaşmış şekilleri. Neymiş bunlar? Hemen söyleyelim kardeşlerim. Mesela yazalım. Arı tur. Şimdi size bir sahneden örnek vereyim. Bir sinemacı olarak bir sahneden örnek vereyim. Kolpaçino'dan örnek verelim mi arkadaşlar? Benim adım bomba, soyadım ölüm ulan var ya arkadaşlar. Benim adım bomba, soyadım ölüm lan. Mekanik abi de kupa. Şimdi o adamı gözünüzün önünde bir hayal edin kardeşlerim. Yanınızda da sevdiğiniz, sevgiliniz var, sevdiceğiniz var. O adam karşıdan geliyor. Sizin yanınıza doğru geliyor. Siz sevgilinize arı tur dediğiniz zaman kenara çekil, uzak dur anlamına geliyor. Arı tur, uzak dur, uzaklaş. Yani bu anlama geliyor kardeşlerim. Şimdi hemen yazalım. Arı tur ne anlamıyor geliyormuş? Kenara çekil, uzak dur, uzaklaş anlamına geliyormuş. Şimdi bir tane daha var. Bakalım hemen. Nardan beri. Narıdan beri, bakın, narıdan beri alelacele hemen, narıdan beri alıp gel, alelacele hemen alıp gel onu diyoruz yani. Arı narı edatının kalıplaşmış şekilde beri ile kullanılışı var. Beri, Kırgızca'da da beri var, Türkçe'de de var beri, biliyorsunuz. Öteden beri, yani Türkçe'de de var beri, Türkiye Türkçesinde de var, Kırgız Türkçesinde de var. Şimdi beri kelimesiyle birlikte kullanılarak ikileme oluşturur diyor. Beri kelimesi ile kullanılarak ikileme oluşturuyormuş. Efendim baba? Makarnayı isteyin, makarnayı da yiyeceğiz mi? Yeriz baba, fark etmez. Makarna. Şimdi dostlarım, kardeşlerim, canlarım, kandaşlarım dinleyin. Burası sıkı durun, bakın. Arı karayım, beri karayım. Öteye bakıyorum, beriye bakıyorum. Yazalım. Arı karayım, beri karayım. Öteye bakıyorum, beri bakıyorum. Şimdi arı ötüp, beri ötüp. Öteye geçip, beriye geçip. Öteye geçip, beriye geçip. Daha ne anlamlarda kullanıyormuş? Emi arı beri sülüşüp. Emi arı beri sülüşüp. Artık bundan sonra konuşup anlamına geliyormuş. Artık bundan sonra konuşup. Emi arı beri sülüşüp meseleni çeçeviz mesela. Artık bundan sonra konuşup meseleyi çözeceğiz anlamına geliyor. Bir tane de cümle örnek vereyim size. İsim olarak kullanılışı. İsim olarak kullanılışı da var. Neymiş bu isim olarak kullanılışı? Bakalım. İsim olarak kullanılışı. Hemen sayfayı çevirelim. Evet, bakın. Şimdi mından arkı, mından arkı, andan arkı, bundan sonraki, ondan sonraki. Görüyor musunuz arkadaşlar ne kadar yakın? Mından arkı, bundan sonraki, andan arkı, ondan sonraki anlamına geliyormuş. Şimdi birkaç tane de örnek verelim. Bakalım burada ne örnekler varmış? Arı karata, arı kara, bakalım. Karata, öne doğru mu? Öne doğru mu? Öteye doğru. Arı karata, öteye doğru. Beri karata, beriye doğru. Yani burada bakın bir yön de veriyoruz yani. Bakın arı karata basın.
yapsam. Yani öne doğru yürüyeceğim, basacağım anlamına bak. Çok yakın yani. Bunlar bizim kardeşimiz ya. Bir ülkenin, bir milletin kardeş olduğunu gösteren en büyük belge arkadaşlar dildir. Başka bir şey değildir. Dil. Bitti. Evet kardeşlerim, bu kitabın Arı Narı Edatı bölümünü PDF dosyama fotoğraflar şeklinde paylaşacağım. Daha bunun mekana göre, zamana göre kullanımları da var. Onları okuyarak anlayacağınızı düşünüyorum. Anlamadığınız bir şey olursa YouTube'da biliyorsunuz videonun altında yorum bölümü var. Oraya yorumlarınızı belirtebilirsiniz, anlamadığınız kısımları. Benden bugünlük bu kadar. Bundan sonra ders videolarının kesintisiz şekilde devamı gelecek kardeşlerim. Videoların devamı için lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın kardeşlerim. Desteğinize ihtiyacım var bu aralar biliyorsunuz. Hepinizi canı gönülden selamlıyor. Sağlıcakla kalın, esen kalın diyorum. Saygılar.